Evet, bir zamanlar halkımız gelsin burada piknik yapsın, aynı zamanda da spor yapsın diye. Hatırladığım kadarıyla Mehmet Buyruk ya da Yüksel Çakır döneminde yapılan bir mesire alanı. Ama ne yazık ki işte gel zaman git zaman sahip çıkılmayınca atalarımız boşuna dememiş. Bakarsan bağ, bakmaksan dağ olur diye. Evet, yazın zaten buraya kimsenin gelmediğini hepimiz biliyoruz. Terzi Baba mezarlığının hemen üst tarafında burası, biliyorsunuz. Evet, zaten uzun zamandır kullanılmadığı da çok belli. Ne olmuş? Burada birilerinin mekanı haline gelmiş. İşte gördüğünüz gibi burada masa kalmış. Masayı götürmemişler de. Ama masanın olduğu yerdeki kamelyayı parçalayarak götürmüşler hem de. İşte görüyorsunuz. Kamelya yok. Ama nerede? İşte buradaki kamelya da götürülmüş. Kırılmış, kırılmış, parçalanmış halde. Burada yine bir ağaç etrafına yapılmış. Vatandaşlarımız otursun diye. Hemen şöyle sola doğru dönelim. Ve rezilliği görelim. Buradan da işte gördüğünüz gibi bir kamelya sökülmüş. Nedense masalara çok ilgi yok. Kamelyaları götürmüşler, masaları götürmemişler. Piknik alanında ya. Bir kamelyaya doğru gidelim bakalım. Evet. İşte bir kamelya. Ve insanlarımız ısınmak ya da piknik yapmak için bu kamelyanın parçalarını söküp yakmışlar arkadaşlar. Hemen ortasında da bir ocak yapılmış. Tabii sahipsiz kalınca ne yazık ki işte bir kamelya böyle bir hale gelebiliyor. Yine işte gördüğünüz gibi bir kamelya. Yani sayısı bellisiz. Sayamadım. Yani gerçekten sevgili dostlar, sayısını bilemiyorum. Sayamadım. Hiç araştırdınız mı? Sordunuz mu? Hani biz evimize bir kamelya yaptırsak, böyle bir kamelya yaptırsak acaba kaç liradır bunun maliyeti? Onu da araştıracağız, bakacağız, soracağız. Burada henüz daha şimdilik yerinde duran bir kamelya bu kamelya. Şimdilik yani. Sonra başına ne gelir bilemiyoruz da. Şimdilik yerinde duruyor. Evet, burası da tabii ki piknik alanı olarak yapıldığı için piknik alanı tuvaletsiz olmaz. İnanın ben de şimdi ilk defa göreceğim. Bir bakalım hele ne durumda. Bir demir kapı. Yani. Ve içeriye giriyoruz. Lavabolar kırılmış. Ve burada da yani yine bir depo gibi bir durum. Teler günün arkasında daha çok bu bahçeden, piknik alanından toplanılmış, yani kırılarak, dağıtılarak toplanmış. Hemen zoomluyorum görüntüyü. Kamelyalar burada çürümeye terk edilmiş. Hemen hemen orada 20-30 civarında bir kamelya var.
Artık bu alandan mı söküp getirdiler ya da buraya koydular, burada unutuldu mu? Yani dersiniz ki belki ya hep olumsuz düşünüyorsunuz da. Ben bu duruma nasıl olumlu düşünebileyim? Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Bana söyler misiniz? Nasıl olumlu düşünebileyim? İşte gördüğünüz alan ne yazık ki piknik alanı olmadı, başka bir şey oldu. Onun adını da siz koyun. Artık adı ne olacaksa. Şöyle bir masa acaba kaç liraya mal olur? Soracağız bu işi yapan abilerimize. Mesela şöyle bir oturak yapsak evimizin bahçesine. Acaba maliyeti ne olur? Bir de sorsak bu insanlara, sen evinin bahçesiyle böyle bir şey yapsan sonradan o yaptığın şeyi kırıp mangal yakar mısın?